Fakat Sayın Sabah sizde ne hüner var? Siz parasızlıkla bu işe girdiniz. Bir devlet memuru olarak bu işe girdiniz. On yıldır maşallah Beşiktaş Kulübü'nü çok iyi bir duruma getirdiniz. Siz bunun hünerini bize anlatır mısınız? Şimdi efendim, eğer müsaade ederseniz ben biraz gerilere gitmek istiyorum. Tabii benim Beşiktaş'la beraberliğim aşağı yukarı 53 senedir devam etmekte. 43'lerde Beşiktaş Kulübü'yle intisap ettiğimde genç takımda ve B takımda oynadıktan sonra 45'in sonunda 46'larda o zaman profesyonellik olmadığı için A takımına intisap ettim ve 54 senesine kadar mütevazi bir futbol hayatım oldu. 54 senesinde futbol hayatımı noktaladıktan sonra arkadaşlarımızla beraber bu işin politikası olan bir şeye girdik. Bir mecraya atıldık diyelim. Ve zaman zaman çok değer verdiğim, ki bugün birçokları rahmete gark olmuştur, ruhları şad olsun, onların riyasetinde çalışma imkanını buldum. Değerli yönetici arkadaşları çalışma imkanını buldum. Ve tabii bunlar bende ve arkadaşlarımda bir takım birikimlerin meydana gelmesine sebep oldu. 78'lerde, 78-80'lerde gene bu kader birliği yaptığım arkadaşlarımla beraber bana yapılan bir başkanlık teklifini hep beraber değerlendirirken, eğer böyle bir imkana sahip olabilirsek Beşiktaş'a ne gibi katkılarımız olabilir düşüncesinden hareket ettik ve geçmişe de hiçbir zaman bir atıf yapmak da istemiyorum. Bütün bunları da görerek gelecek için öncelikle kısa vadede, ondan sonra da uzun vadede neler yapabileceğimizin hedeflerini tespit ettik ve böylece 1984'te Sayın Üstünkaya ile hakikaten o güne kadar belki de Beşiktaş tarihinde olan en güzel kongrelerden birini yaşadık ve ufak bir farkla da kongrenin göstermiş olduğu teveccühle kulüp başkanlığına geldim. Biraz evvel de arz etmeye çalıştım. Geldiğimizde neler yapabilecektik? Elimizdeki imkanlar kısıtlıydı. Her türlü imkanlar kısıtlıydı. Ama bunu dönemlerin yönetim kurulu arkadaşları ile onların katkıları ve bunların dışında Beşiktaş Kulübü'ne bağlı olan, çok saygı duyduğumuz insanların katkıları ile bugüne kadar bir şeyler yapmak imkanını elde edebildik. Tabii bunun dışında da gelecek içinde yapmayı tasavvur ettiğimiz bir takım şeyler var. Yani özetlersek bugün sayın başkanlar da takdir ederler, kulüpler ekonomik özgürlüğe kavuşmadığı müddetçe yönetimlere giren şahısların zaman içerisinde de olsa verecekleri paralarla bu işleri döndürmek mümkün değil. Ben bunu söylerken sakın bir yanlış anlaşılmaya da şey etmeyeyim. Para veren insanın da karşısında değilim. Elbette onlar da verecekler. Ama bir tabir vardır. Taşıma su ile değirmen dönmez derler. Onun için bizim bu düşüncelerimiz içerisinde kulübe ne gibi kalıcı ve gelir getirici bir takım şeyler yapabiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Ve bunların da bir kısmını bugün taahhüt ettirmiş vaziyetteyiz. Ama siz öyle bir durumda ki, yani mesela Sayın Sazak veya ondan evvelkiler, Adnancığım, öyle bir durumda ki hakikaten hep madde ile beraber girmişler. Geçmiştekiler de öyle büyük paralar harcamışlar. Mesela ben soruyorum, ben işte 250 milyar vereceğim. Geçen sene gazetelerde vardı Fenerbahçe Kulübü ile ilgili. 500 milyar vereceğim filan şeklinde beyanlar vardı ve kulüp yönetimini eline geçiren bir zihniyet vardı. Ben Galatasaray'da bunu görmedim. Ama sizde hele hiç yok mu? Yani siz
kendi gücünüzle, kendi imkanınızla ve galiba dostlar birliğiyle. İşte hiç biraz evvel de arz etmeye çalıştım. Yani böyle bir potansiyelle bugüne gelme imkanlarını elde edebildim. Bu toplum eğitimi nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi efendim biz bunu senelerdir en azından İstanbul'daki üç büyük kulüp olarak hep bunun mesajlarla vermeye çalıştık. Ama maalesef ve maalesef bunun, bu mesajların hiçbir yere gitmediği kanısındayız. Büyük maçlardan önce vilayette ya vali beyin veyahut da onun vali muavinlerinin riyasetinde toplantılar yapılıyor. Ne gibi önlemlerin alınması lazım geldiği hakkında bir takım şeyler üretiliyor. Fakat gelin görün ki bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Beşiktaş maçında veyahut da üçlü böyle bir kombinasyonda bu alınan tedbirlerin hiçbirinin yerine getirilmediği kanısındayız ve maalesef tribün holiganı diyeceğimiz, ki bunları her zaman taraftarın bir taraftar olarak da kabul etmediğimizi her zaman ifade ettik. Burada çok büyük olaylara sebebiyet veriliyor ve bunun önünün alınması da çok zor bir olay olarak görüyorum. Evet. Bunu biraz da ben buraya eğitim kabul ediyorum. Gerçi bu dünyada her tarafta oluyor ama Türkiye'ye kadar olmuyor. Ama efendim basın yardımcı olmalı bu mevzuda. Yok, ne kadar da yardımcı olunursa, yani ben çok takip ediyorum gerek basından. Mutlaka Sayın efendim, her maçta bir zayiat oluyor. Programımızın saati yaklaştı. Sayın Sabah, size şöyle bir şey sormak istiyorum. Geçen gün sizin bu genel kurula katılmayacağınız, onur başkanı olarak kalacağınız şeklinde bir haber çıkmıştı. Hatta benim bir programda da bunun irdelemesini yaptık. Böyle bir durum var mı? Benim öyle bir durum yok. Tabii benim, bizim daha doğrusu 20 Şubat'ta kısmet olursa idari ve mali kongremiz var. Ben bu idari ve mali kongreden sonra tekrar arkadaşlarımla görüştükten sonra 20 Mart'ta yapılacak seçim kongresine İnşallah başkanlığa adaylığımı koyacağım. Galiba Sayın Akın İlkin de aday. Evet efendim. Başka adaylar çıkıyor mu? Yoksa... Şu anda görünürde başka adayı yok. Şimdi efendim müsaade ederseniz ben bir konuya değinmek istiyorum. Demin çok güzel bir konuya değindiniz. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın karşıda aynı platformun üzerinde iki tane güzide tesisi var. Bu efendim bize büyüklerimizin intikalinden esinlenerek şey etmek istiyorum. Rahmetli Atatürk zamanında Fener'e, Galatasaray'a ve Beşiktaş'a orada aynı şartlar tahtında yer verdiğini ifade ederler. Fakat maalesef bilmiyorum hangi haseple olmuşsa belki ihmale uğramış ve maalesef biz bu konuda oradan bu istifadeyi yapamamışız. Onun için bizim bu konuda bazı girişimlerimiz olmuştu. Kalamış tarafında. Fakat şu sıralarda da olması mümkün değil. Belki bu seçimler dolayısıyla. Seçimden sonra gene bu şeylerimizi yapmaya çalışacağız. Yani bir bunu ifade etmek istiyorum. Bir de dediğiniz gibi bizde de tüzüğümüz gereği aşağı yukarı 6-7 branşımız var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Belki baskete büyük paralar harcayamıyoruz. Basket, voleybol ve entbole harcamış olduğumuz para bugün bilançoda da şey edilmiştir. Aşağı yukarı 10 milyarı buluyor. Biraz evvel Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi geliri nedir? Üçünü toplasanız 100 milyon veya 150 milyon. Bir iş adamı olarak düşünecek olursanız, yani hiçbir iş adamı 10 milyarını sokağa atacak ve bundan hiçbir gelir bekleyemeyecek. Tabii bu konuda bazı düşüncelerin değişmesinden yana olduğu kanaatindeyim. Ben bunu önümüzdeki bu hafta yapılacak olan Mali Kongre'ye getirmek istiyorum. Mesela görüyorsunuz bir
Ülker Bisküvileri bir takımı alıyor. Finanse ediyor ki şimdiye kadar olmayan bir olay. Öbür tarafta Ankara'da öyle zannediyorum ki Koleş, evet. Tiffany şeyi alıyor, dünyanın parasını veriyor. Acaba bizde de böyle bir, yani bizde derken kulüpler olarak da böyle bir düşünce içerisine girip sponsor bulup basketi de, voleybolü de, entbolü de ve diğer branşları da belirli bir yere getirmenin şeyi var. Mesela en basit misaliyle bizde bir boks şubemiz var. Gayet mütevazi bütçelerle bugün uluslararası şampiyonla iştirak eden sporcularımız var. 2 senedir kurulmuş olan bir kürek takımımız var. Emin olun dünya beşinciliği, Avrupa ikinciliği, üçüncülüğünü kazanmış mütevazi bütçelerle bunları yapabiliyoruz. Fakat elbette ileride bu tip organizasyonlara girmek suretiyle basketi de, voleybolü de, entbolü de bir yere getirmek lazım. Siz de Adnan Bey böyle düşünüyor musunuz?